Kilo değil, kilo değil. Kilo değil, kilo değil. Babamın asker arkadaşının tavsiyesiyle başladım spora. Hadi çabuk ol. Şampiyonluklar elde ettim yurt dışında da. Sonra da dereceler geldi bir yıl içerisinde. Zor çalıştım, çok çalıştım. Yani antrenmanlarda zorlandım tabii oldu. Kickboksa başlayalı bir yıl oldu. Günde 3 tane antrenman yapıyordum. Antrenmanlarda hiç aksatmıyordum antrenmanları. Bunu yapmamın amacı da azim, çaba gösterdim. Yani baktım ki oluyor, devamı geliyor. Yapmaya başladım yani, devam ettim, bırakmadım hiç. Benim hiç partnerim yoktu, kız partnerim. O yüzden erkeklerle yapıyordum hep. O yüzden bunun avantajlarını da aldım. Bu sporu çok severek yapıyorum. Bir yılda bu başarıyı da elde ettim. Ve devamının geleceğini düşünüyorum. Hocam, ailem bana çok destekçiler. Çok mutlu oldular şampiyonluk geldiği için. Yani devamı gelecek inşallah. ...2022 yılında en son gittiğim yarışma İtalya'daydı, yurt dışındaydı. Ve ben çok istiyordum orada kazanmak. Ve kazandım da, dünya şampiyonu oldum. Evet, maça çıktığımda ilk düşündüğüm Türkiye için yapacağım dedim. Bayrağı göklere çekeceğim için yaptım bunu. Ve maça çıktığımda her vuruşum Türkiye'yi düşündüm. Tamam, o zaman gel. Tamam, gel. Ve sonradan şampiyon oldum. Başardım. Çok mutluyum. Bayrağı dalgalandırdığım için. Şimdiki hedefim de olimpiyatlara çalışmak. Zirvede kalmak için. İnşallah orada da bir derece yapıp döneceğim. Sıla kısa zamanda iyi işler yaptı. Bizi çok gururlandırdı. Sıla kısa sürede 3 tane şampiyonada iyi sonuçlar aldı. Birinci oldu, şampiyon oldu. Dünya kupasını aldı, 7. Uluslararası Turkish Open. Türkiye şampiyonasında yine birinci oldu. Artı milli takımla İtalya'da düzenlenmekte olan dünya şampiyonasına katıldı. Orada da Sıla kızımız birinci oldu. Bayrağımızı göklere çekti. Çok gurur duyduk. Görüşürüz hocam. Cem. Cem.